Çin tarafından geliştirilen C919 tipi yolcu uçağı ticari anlamda da önemli bir başarıya imza attı. Çoğu Çin'den gelen siparişlerle birlikte uçağın satış sayısı 1000'i aştı. Şimdi hemen akıllara şu soru geliyor. Çin gerçekten şeytanın bacağını kırıp uçak imalatında uluslararası bir oyuncu mu oluyor? Yani Boeing'e ve Airbus'a çok ciddi bir rakip mi çıkartıyor? Yoksa önünde engeller var mı? Bu programımızda Çin'in sivil yolcu uçağı üretim planına bakacağız. Neler hedeflenmiş, nasıl bu yola gelmiş, ne kadar yatırmış birlikte izliyoruz. Çin ekonomik büyüklüğünün yanı sıra dünyadaki en büyük yolcu uçağı alıcısı. Boeing tarafından yapılan araştırmaya göre önümüzdeki 20 yılda sadece Çin iç hat pazarı için gerekli olan yolcu uçağı sayısı 8560. Bu uçakların hepsi tek koridorlu. Yolcu kapasiteleri ortalama 120 ile 220 arasında değişiyor. Peki bu pazardan Çin parayı dışarı kaptırmadan kendi pay alabilir mi? Aslında 1990'lardan bu yana Çin uçak sanayi, özellikle de sivil tarafla ilgili çok büyük yatırımlar, çok büyük harcamalar yapıyor. 1990'ların sonunda Türk Hava Yolları'nın bir uçak ihalesi vardı. 737 Next Generation, NG olarak adlandırılan model bir tarafta, bir tarafta da Airbus'un A320 ailesi rekabet içindeydi. Üçüncü tarafta ise henüz daha McDonnell Douglas Boeing tarafından satın alınmamıştı. Douglas tarafı da pek fazla sipariş alamadığı MD-90 serisi uçaklarının üretim hattıyla birlikte Türkiye'ye teklif etmişti. Ancak bu uçağın diğer rakiplerine göre ekonomik anlamda biraz daha geride olması, eski nesil olması nedeniyle Türk Hava Yolları tercihini 737'lerden yana, Boeing'den yana kullanmıştı. İlerleyen zamanda da Airbus'a da A320 için seri için sipariş verilmişti. Bu üretim hattı Çinliler tarafından üretim haklarıyla birlikte satın alındı. Fakat tabi Çinliler biliyordu bu uçağın eskimesi nedeniyle pazar payı olmayacak bir uçaktı ve değişiklik yoluna gittiler. Bu uçağın gövdesiyle ilgili bazı aerodinamik değişiklikler yaptılar. O yıllarda motor konusunda çok fazla gelişmiş değildi. Masaya General Electric'le oturdular. Ve General Electric'ten birçok bölgesel yolcu uçağına o yıllarda güç veren CF-34 motorlarını aldılar. Ve aynı zamanda da iyi bir kanat tasarımına ihtiyaç vardı. Bu konuda da Ukraynalılarla masaya oturdu Çinliler. Ukrayna Antonov şirketinin mühendisleri yeni bir kanat tasarımı yaparak Çinlilere sattılar. Ve bunların birleştirilmesiyle birlikte ortaya ARJ-21 yolcu uçağı çıktı. Fakat tabi işler beklendiği kadar hızlı gitmedi. ARJ yolcu uçağı bölgesel anlamda çok fazla ses getiremedi. 100'ün üzerinde üretildi ve halen de imalatı devam ediyor. Ve başta Çinli şirketler olmak üzere bölgesel havayolu şirketleri tarafından kullanılıyor. Bunu bir deneme tahtası gibi Çinliler kullandı ve ikinci önemli yatırımlarına başladılar. 2008 yılında hem Boeing 737 hem de Airbus A320'ye rakip olacak C919 projesini başlattılar. Bu uçak yeni nesil motorları, ki bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapıldı ve CFM şirketi, bu şirketin yarısı General Electric'indir, yarısı da Fransız Snecman'ındır. Leap 1 olarak adlandırılan, bugün hem A320 Neo'larda hem 737 Max'lerde kullanılan motoru tercih ettiler. Ve bu motorların yazılımları, uçuş kontrol sistemleri ve iniş takımları başta olmak üzere birçok teknoloji de batıdan satın alındı. Ve ortaya çıkan C919 gayet modern görünümlü, kıvrık kanat uçlarına winglet olarak adlandırılıyor havacılıkta, ona sahip tasarım olarak oldukça hoş bir uçak ortaya çıktı. Ancak bunun yapım süreci oldukça sancılı geçti. Bu hem teknik olarak çeşitli zorluklara takıldı. Çünkü geliştirilmesi planlanandan çok daha uzun sürdü. Örneğin uçağın 2014 yılında ilk uçuşunu yapması, 2016'da teslimatlara başlanması hedefleniyordu.
2015 yılında uçağın üretimi tamamlanabildi. İlk uçuş 2017'de gerçekleştirilebildi ve uçak Çin Havacılık Otoritesi'nden onayı Eylül 2022'de, yani yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ardından aldı. Mayıs 2023'te de yolcu uçağı Çin iç hatları için yolcu taşımaya başladı. Şöyle bir uçağın teknik özelliklerine birlikte bakarsak, uçağın koltuk kapasitesi 2 sınıflı, 156 ile 168 arasında değişiyor. Tek sınıfta da kapasite 190'a kadar çıkartılabiliyor. C919'un gövde uzunluğu 38.9 metre, kanat açıklığı 35.8 metre, yüksekliği 11.95 metre, maksimum kalkış ağırlığı da 75.100 kilogram. Uçak havada seyir sırasında hızı 838 kilometre bölü saate kadar çıkıyor. Menzili de tam yüklü ve yolcu kapasitesiyle birlikte 4139. Şimdi tabii uçak için gayet hoş bir uçak. Yolcu taşımaya başladı. Çinlilerden olay aldı ama uluslararası faktörler de bu tür olaylara oldukça etki ediyor. Bunlardan bir tanesini Trump döneminde Çin ve Amerika ilişkileri oldukça sıkıntılı geçiyordu. Hatta Trump bu motorun ihracat iznini Çin'e verilmemesi konusunda bir adım atmak istedi ve bunlarla da ilgili epey bir çalışma gerçekleştirdi. Fakat Rekabet Kurumu bu rekabetin sağlanması, yani Boeing ve Airbus'un karşısında bir Çinli üretici olması ve tek bir kaynağa yönelilmemesi açısından bunu biraz mazur gördü ve bu çekincelerle birlikte Trump bu kararı imzaladı. Bu da oldukça ilginçti. Bir yandan motor mesela teknolojileri çok yüksek hassasiyet istiyor. Bugün işte Amerika veya Avrupalı üreticiler çok sayıda üretmeleri, çok fazla satış yapmaları nedeniyle bunu tecrübelerini de ortaya koyarak aşmış durumdalar. Çin'in nasıl bir adım atacağı özellikle motor gibi konularda soru işareti oluşturuyor. Her ne kadar kaliteyi ucuz işçilikle birlikte yakalıyor olsa Çin teknolojik açıdan hala Amerika ve Avrupa özellikle motorda çok ileri durumda. Benzer durum elektronik sistemler, aviyonik, yazılım veya bir iniş takımı üretmek gibi konularda da Batı hala Çin'den oldukça ileri ama Çin bu C919'da ilginç bir adım atmış durumda. Peki bu uçaktan 1000 tane üretecek en azından elindeki siparişler. Sivil bir uçak açısından da oldukça iyi bir rakam ama parayı ne yapacaksınız? Dışarı ihraç ederek kazanmanız söz konusu. Bununla da ilgili en büyük problem bu uçak için uluslararası sertifikasyonunun olmaması. Bunu bir işte mühendislik ofisinin verdiği bir onay değil. Birçok uçak bir ülkeye satıldığı zaman bu uçağın Avrupa'nın Havacılık Otoritesi EASA veya Amerikan Federal Havacılık İdaresi FAA'nın onayı var mı diye ülkeler soruyor. Bunların ikisinin onayı varsa bir uçağı yurt dışına satabilmek çok daha kolay. Çünkü o uçağın başına bir şey geldiği zaman işte bu uçak havacılık otoritelerinden onaylı olmadığı zaman sigorta açısından ciddi problemler yaşanıyor. Ve muhtemel C919'da bu problemle savaşacak gibi duruyor. Çinliler bir taraftan Avrupa ile olan ilişkileri Amerika'ya göre çok daha iyi. Hatta Çin'de bir Airbus'un fabrikası var. A320 serisi Çin'de üretiliyor. Geniş gövdeli uçakların da üretimi konusunda Çin'in çok büyük bir baskısı var. Bunlarla da ilgili imalat başlayacak. Çin bu açıdan edindiği tecrübeleri de Comac şirketi üzerinden C919'a aktarmış durumda. Fakat Amerika ile olan ilişkiler oldukça kötü. O motor badiresini atlattıktan sonra Amerika çok fazla Çin'e bu konuda yüz vermiyor. Bir taraftan da Çinliler C919'u önce EASA'ya, yani Avrupa Havacılık Otoritesi'ne onaylatmanın peşindeler. Fakat bu onay süreçleri ilk tasarımla birlikte başladığı için sonrasında işte EASA burası olmamış, şurayı değiştirin, şöyle yapın, böyle yapın dediği zaman bu uçağa nasıl uygulanacak, mühendislik açısından neler yapacak, bunlar da oldukça soru işareti taşıyacak konular. Çinliler işi burada bırakmak niyetinde değil. Sonuçta C919, 737 gibi, 320 gibi tek koridorlu, işte maksimum 190 yolcu kapasiteli, işte İstanbul çıkışlı en fazla Londra'ya veya biraz daha ek yakıt tanklarıyla 5-6 saatlik maksimum uçabileceğiniz bir uçak. Çinliler bu konuyla ilgili durmak istemiyor. Ve geniş gövdeli, yolcu kapasitesi 250-300'e kadar çıkacak.
Çift motorlu bir yolcu uçağının peşindeler. Bu uçağa da C-929 adı vermiş durumdalar. Ruslarla da beraber yürümek istiyorlar. Görüntü olarak Airbus A350'yi andırıyor uçak ama andırmak yetmiyor. O özellikleri de buraya koymak gerekiyor. Bu Çin meselesini niye anlatıyorum? Birçok meraklı okuyucumuz, izleyicimiz biz neden bir yolcu uçağı üretmiyoruz sorusunu ortaya koyuyorlar. Tabii ki üretilebilir ancak bunları dışarı satarsak bu projenin maliyetini çıkartabiliriz ve hatta para kazanabilir Türkiye. Fakat bunlarla da ilgili uluslararası havacılık otoriteleri onayları aşabilmek oldukça zor. Bu açıdan da bir tarafta Boeing, bir tarafta Airbus çok önemli bir adeta suyun başını tutmuş durumdalar. Bunları aşabilen işte ülkelerden bir tanesi Embraer Brezilyalı. Geçmişte Kanada'da Bombardier şirketi bunu açtı ama daha sonra ekonomik olarak proje zarar ettiği için bölgesel uçak projesi bunu Airbus'a satmak durumunda kaldılar. Bu açıdan da ilginç gelişmeler olduğunu belirtmemde fayda var. Görüyorsunuz sadece mühendislik değil, diplomasiden ekonomik ilişkilere kadar birçok alan havacılığa doğrudan etki ediyor. Size dilim döndüğünce Çin'in yolcu uçağı C-919'u anlatmaya, biraz da Çin'in sivil havacılık konusunda yaptıklarını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.